Acun Doğuskan'ın kitap, edebiyat gali programı Galip Çağlı Ustaların Çağı'nın yepyeni bölümü 39. bölümüyle karşınızdayız. Tabii programımıza geçmeden önce ilk önce hocamıza, isim babamıza merhaba demek istiyorum. Hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyiz, hamdolsun. Okumaya, yazmaya devam ediyoruz. Olabildiğince de video çekmeye devam ediyoruz ama biz ne zaman sıklaştıracağız desek böyle bir türlü şeyini bulamıyoruz. Çekmek için bir araya gelmek biraz zor oluyor. Mutluyuz inşallah bugün Bir de hocam şimdi bu videoda. son zamanlarda bu bayramda şuydu buydu derken biraz Ya onun etkisi evet. oluyor. Yoksa yapardık da. Ya ondan öte bizim işimiz biraz zor. Yani biz böyle 5 kitabı, 6 kitabı elimize alıp bunu da okuyun, hadi bunu da okuyun, hadi bunu da okuyun yapmıyoruz. Şimdi bir kitabı okuyorsunuz, işte bir düzen kuruyoruz, bir yabancı gidelim, bir yerle gidelim, baba bölümlerde fikri kitaplara yönelelim falan deyince seçmek çok kolay. Şimdi insanlar diyor ki ya bir sürü kitap var işte evinde falan, seç birini yap falan gibi diyor ama ya her kitabı da buraya şey etmiyoruz. Yani kişinin, okuyucunun kendi başına bulabileceği kitapları konuşmaktansa okuduğunu bildiğini zannettiği kitapları konuşalım ki o sonra zaten onları bulur diye hayal ediyoruz, düşünüyoruz ve en başta da iddiamız belliydi. Yani okudum dendiği halde ya doğru okunmadı ya da hakikaten hiç okunmamış kitapları konuşmaya gayret ediyoruz. Aslında bu tezimizi de işte biz videodan önce de biraz konuşuyoruz Anıl Bey'le. Doğruluyor aslında izlenme oranları falan böyle baktığımızda bir kitap işte Coelho dünyanın en çok okunan adamı falan hani böyle satan Coelho çekiyorsun 600 kişi 700 kişi 1700 tane abonemiz var hemen hemen izliyor. Demek ki o zaman burada bir temel sorunumuz var. O yüzden biz de diyoruz ki yani seçtiklerimizi nitelikli şeylerden daha çok seçmeye gayret edelim. İşte ancak ayda 2 tane gibi video koyabiliyoruz. Belki zorlasak bunu 3'e çıkartabiliriz, hani o tarafı da gelecek. Bakalım zaman içerisinde imkanlar rahatlarsa birazcık daha korona falan şu bu bir araya gelişler rahatlarsa daha da hızlanacağız nasipse. İnşallah hocam. Zaten konseptimiz gereği işte usta kalemleri, geçmişten günümüze, bugün de var olan ve onların ölümsüz eserlerini konuşuyoruz. Bu 39. bölüm içinde hocam, 38'in sonunda Türk Edebiyatı'nın son dönemlerdeki önemli kalemlerinden Hasan Ali Toptaş Bey'in Evet. Heba adlı romanını anlatacağız Doğru. demiştiniz. Ben tamam heba noktasında sözü tamamen size bırakayım hocam. Hasan Ali Toptaş Üstad hebasında nasıl bir kurgudan bahsetmiş? Buyurun. Yani şimdi birazcık burada böyle bir tartışma var. Çok küçücük bir öyle bir giriş yapıp sonra kitaba geçeceğim ben. Şimdi klasik metin dediğimiz zaman, klasikler dediğimiz zaman hep söylüyorum ben bunu başka vesilelerle de ifade ettim. Bir yanlış anlama var. Yani klasik metinler eski metinler, eski baskılar gibi filan ya da ne kadar yıl sonra klasik olur gibi bir algı var. Ya klasik tanımı aslında bu değil. Yani onu bir kere söyleyelim. Yani benim en azından klasik metin dediğimiz, klasik edebiyat ürünleri dediğimiz ürünlerdeki hafsalam şu oluyor. Bu birazcık daha böyle İtalo Calvino'dan hep böyle yaptığım bir alıntıdır. Her okuduğunuzda bir keşif hissi veriyorsa bir metin klasik metin oluyor. Yani belki bir yıl önce yazılmış bir metin bir anda bir klasik haline gelebilir. 2 sene önceki de gelebilir. Fakat işte önümüzde çok güçlü bir popülarite ya da popüler kültür dediğimiz özünde çok da böyle negatif bir şey olmamakla birlikte nitelikle çakıştığı zaman ya da biraz algısal olarak niteliği aşağı çeken bir unsur olduğu düşünüldüğünde popüler kültür bazı metinlerin klasikleşmesini ya da klasiklik özelliklerini çok törpülüyor. Sonra ikinci bir önemli sorunumuz klasik olma, işte popüler kültür ürünü olmadan klasik kültüre çok okunmadan, çünkü yani iyi metin kriterlerimiz de çok değişti. Eskiden iyi metin için çok okumaya falan gerek yoktu. Hep söylüyoruz. İşte tutunamayanlar örneği bunun en müşahhas örneklerinden bir tanesi. Oğuz Atay öldüğü zaman kitabın ikinci baskısını görmedi. Kitabın ikinci cildi depolarda çürüdü filan ama kült bir metin mi? Evet. Klasik bir metin mi? Evet. Her okuduğumuzda bir keşif hissi veriyor mu? Evet. Bu sefer de devreye birazcık daha böyle okumanın niteliği dolayısıyla okurluk niteliği de aşağı düşmüş. Ve tamamen beslendiği kaynak olarak kendine bestseller, çok okunur, çok okunan, herkesçe bilinen metinler. Yani birazcık daha moda bir okuma geleneği seçenlerin tavsiyeleri devreye giriyor. Bu da bazı metinlere özellikle kendini böyle bir şekilde o kültürün dışında tutmaya çalışan ve dolayısıyla birçok metni kaçıran. Bununla alakalı da yakın zamanlarda Kadran dergide bir yazı kalemi almıştım. Popülerden kaçmak bir okuma tembelliğidir gibi. Dolayısıyla şimdi Hasan Ali Bey aslına bakarsanız yani dünkü yazar filan değil. Yani oldukça
Bence yani bir yazarlık tecrübesi açısından önemli bir süre boyunca yazmış eserleri 90'larda falan çıkmaya başlamış. Örnek veriyorum. Elimizdeki metin, yani bugün konuşacağımız Heba 6. kitabı yani 2013, 2020, yani 7 sene önce çıkmış bir kitabı konuşacağız. Böyle baktığınız zaman da hani biz yine buradaki iddiamızın arkasında duruyoruz. Okudum denilen ama okunduğu şüpheli demeyelim ama gerçekten okunup okunmamasıyla alakalı şüpheler doğuran metinleri konuşuyoruz ve Heba bana göre yani özellikle seçerken buna çok dikkat ettim. Garip eleştiriler almakla birlikte Hasan Ali Bey'in benim en dikkatimi çeken, yani ben şu 5 kitabını okudum yani son zamanlarda en çok dikkatimi çeken ve beni en çok etkileyen, bende en çok somut çıktı bırakan metni. Bunu bir kere söyleyeyim. O yüzden Heba'yı seçtik ve Heba üzerine de konuşacağız. Ben devam edebilirim Anılcığım ama Yok hocam size buyurun peki. tabii ki de ben Peki ben belki bu şeylik konuda bir yok söyleyeceğim olabilir. estağfurullah Yani bunu hocam. izah yapmak istedim ki böyle olunca şimdi bu sefer kıyaslar başlıyor. Takipçilerimizden, özelden ya da işte video yorumlarına bir takım yorumlar geliyor. İşte onu yaptıysanız bari bunu da yapın filan gibi bakıyor. Biz burada bir kadim edebiyat savunuculuğu ya da işte bu kötüdür, bu iyidir şeyi yapmıyoruz. Yani buna dikkat edelim diye bir izah yapmak istedim. Hasan Ali Bey mesela az evvel Anıl Bey söyledi. Ben yine kaçırmışım. Tolstoy'u yeni yaptık. Kafka'yı hiç yapmamışız burada. Çünkü farklı mahfillerde de biz kitap programları yapıyoruz. Öyle olunca sanki orada yapınca burada da yaptık konuştuk gibi geliyor. Mesela muhtemelen yakında bir Orhan Pamuk yapacağız. İşte Kafka yapmamışız gibi. Ya birçok örnek var. Bir Günter Grass talebi geldi mesela. Günter Grass için bir talep geldi filan. Biz bunların hepsini not alıyoruz. Bir sıraya koymaya gayret ediyoruz düzen içerisinde. Yani merak edilmesin bunların hepsini yapacağız. Burada bir incelemesini, videosunu çekmediysek şu anlama gelmesin bu yani. İşte bunlar öteleniyor filan gibi. Böyle bir planımız, düzenimiz yok. Önce bu izahı bir yapalım. Şimdi Heba'ya dönersek Hasan Ali Bey'in daha önce farklı bir mahfilde dediğim gibi Beni Kör Kuyularda isimli eserini konuşmuştuk. Hasan Ali Bey işte malum Ankara'da filan olunca hiç yüz yüze gelmesek bile garip şekilde gönül gönüle çok değiyor. Elimde Hasan Ali Bey'le hiç görüşmememe rağmen ismimi imzalamış iki tane kitabı var. Ortak dostlarımız var. Bir şekilde böyle bizi yüz yüze getiremediler ya da işte nasip olmadı belki ama işte dediğim gibi gönül gönüle değiyor bu vesileyle gelmişti. Beni Kör Kuyularda sonrasında Heba. Ben niyeyse en başından itibaren hep Heba iyi okuma şeyindeydim uzunca bir süre. Bunun birçok gerekçesi var. Gerekçelerden birisi de böyle kitap sözüne çok güvendiğim dostlarım var. Bunlardan çok ben de istifade ediyorum. Yani böyle şu ukalalığım hiç yok. Ben okurum, öğrenirim, kimseye ihtiyacım yok gibi bir durumumuz yok bizim. Bir dostum Heba'dan bahsetmişti. Heba'yı ve içeriğini konuştuğum zaman bendeki birazcık bende bu köy edebiyatı tutkusu var biraz. İşte Refik Halit Karaylar, efendim Sabahattin Ali'ler gibi işte ya da Turgenev gibi Rus köylüsünü anladım. Ve bu toprakla alakalı metinler belki ilgimi çekince işin içine de Hasan Ali Bey'in bu hebası girince yani bir köy distopyası gibi bir metin de ortaya çıkınca heba konusunda ben böyle birazcık daha şeydim ve vesileyle okuduk. Öncelikle şunu söyleyeyim heba 6. kitap dolayısıyla aslında bana kalırsa ya da bilmiyorum Hasan Ali Bey bunu kabul eder mi bilmiyorum ama artık bir olgunluk dönemi eseri gibi de geliyor bana. Yani bunu bir öncekiler acemilik eseri gibi algılamasın estağfurullah yani hürmetsizlik etmek istemem. Yani bir olgunluk dönemi eseri derken kastettiğim artık böyle kalemin daha işte şey gibi böyle aktığı bir metin var elimizde. Şu kitapları ben çok ustalık metni gibi görüyorum açık konuşmak gerekirse. Çok dolu, çok dolu. Okuması çok zor gibi gitmesine rağmen akıp giden metinleri ben çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Hasan Ali Bey'in kalemi bu noktada aslında genç ve hızla tüketici nesil için çok zor bir metin aslında yükü gibi duruyor. Yani o Z kuşağı dediğimiz sabırsız, birazcık daha böyle düzen karşısında çok uzunca süre şey duramayan filan o yeni tip genç arkadaşlar, genç okuyucu tipi için zor metinler gibi duruyor. Fakat enteresan, yanlış bir tespit değildir herhalde. Hasan Ali Bey'in de en önemli okuyucuları hep bu kuşaktan. Çünkü dediğim gibi çok yoğun bir metin şeyi var. Yani işte kitabın içinde en herhalde herkesin çok tırnak içinde kullanıp şikayet ettiği şeylerden biri çok tasvir yapıyor Hasan Ali Bey bu metinde. Mesela bir düğün sahnesi 14 sayfa falan tasvir edilmiş. Bizim böyle daha çok
Rus edebiyatında filan gördüğümüz şeyler, burada Tolstoy'da efendim, hani işte daha bir önce Anna Karenina konuşurken ifade etmiştim. Yani Anna Karenina'da bir doğum sahnesi var, Levin'in karısının. Hakikaten cinsiyet şey etmeksizin sancı çekiyorsunuz. Ya da kitabın başındaki o karlı buzlu öyle bir anlatıyor ki Tolstoy, üşüyorsunuz yani. Yazın ortasında bile okusanız. Bu kadar tasvir yani Rus edebiyatı çok oluyor. Şimdi Hasan Ali Bey de dediğim gibi bir düğünü 14 sayfa tasvir edebiliyor. Ya da iki kişi selamlaştığında nasılsın sorusuyla karşısında buna mukabil edecek kişinin iyiyim cevabının arasına her iki tarafın fiziki ve ruhi analizini çok ciddi ayrıntılı bir şekilde verebiliyor. Bir de tabii mesele bir toprak metni olunca özellikle bir köy gibi yani o çevre ahaliyi etrafı zaten hani buna ne diyorlar? Diagonal çekim diyorlar herhalde değil mi? Böyle işte 360 derece etrafı şöyle dönerek anlatmak gibi hikayesi var. Hani burada tabii hani Hasan Ali Bey deyince alışılagelen bir şey. Kitap kapaklarında kullandığı Nuri Bilge Ceylan enstantaneleri. İşte mesela bu kitabın bendeki baskısına bakacağım ben şimdi, özür dilerim hatırlayamadım. Mesela bendeki baskısı kitabın 2016 baskısı. 2016 baskısından, özür dilerim, 2019 baskısı. Yani 14-15. basımlar aynı yıl içerisinde çıkmış mesela. Nuri Bilge Ceylan'ın Köy Yolunda Akşam enstantanesi var burada. Zaten ödüllü de bir kitap. Fotoğraf da böyle tam, yani Nuri Bilge Ceylan filmlerini seviyorsanız tam böyle akmayan, etraftaki her şeyi izlemenize, en küçük bir ayrıntıya vakıf olmanıza kadar her şey imkanı sağlayan, durağan. Hatta biraz şöyle de bakıyorum ben bu metne. Bu kitap için söylüyorum. Yani bütün metinler için söyleyemem bunu. Bu kitabı ara vererek okumaya kalkarsanız toparlamanız çok zor. Ya bunu niye söylüyorum? Çünkü çok fazla ayrıntı anlatılarak sanki birbirinden farklı 7 tane öykü anlatıyor gibi, ama işte Ziya, hatta işte okuyanlar da buna Ziya'yı işte hebaya istinaden bir espri yaparak Ziyan diyorlar karakteri. Yani Ziya'nın heba oluşu, Ziya'nın ziyan oluşunu anlatan bir metin olduğu için, yani o ayrıntıyı kaçırdığınız zaman, o kadar yoğun bir tasviri kaçırdığınız zaman gözden, ben okurken işte gece okumuştum, bir 150 sayfa okudum, sonra bir 150 daha bitti mesela. Biraz eğitim kitabı gibi de okumuştum ben o noktada. Yani tanımlayamadığım birçok şeyi öyle güzel gözlemlemiş ki. Şimdi ben Hasan Ali Bey'in metinlerinde iki tane temel şeyin tasvirini çok beğeniyorum. Bunlardan birisi ses tasviri. Çok iyi ses anlatıyor Hasan Ali Bey. İkincisi de ev tasviri. Yani bu evlerin durumunu anlatan çok önemli sıfat tamlamaları falan var. Böyle çok hoşuma gidiyor. Mesela işte bu kitapta geçenlerden bir tanesi süslü yoksul dağınıklığı. Bu böyle tam çünkü benim anne evimi anlatan bir tasvir baktığınız zaman. Yani işte hiçbir şeyin atılmadığı, her şeyin biriktiği, bibloların kullanılmayan o eski vitrin geleneğinin, o enstantane bir köy evini anlatırken filan o ev tasvirleri, ses tasvirleri, işte diyor ki mesela aşağıdan diyor koca ağızlı çocuk bağırtısı geliyordu gibi bir mesela bir betimlemesi var hemen kitabın başlarında, hatta ben çizmişimdir diye tahmin ediyorum ama hemen şuradan ben size söyleyeceğim, şimdi bulacağım onu. Evet, Ziya'nın göründüğü anda yok olduğunu, hemen ardından koca ağızlı bir çocuk sesi yükseldi diyor mesela. Özellikle bu çocuk sesine fobisi olan dostlar oluyor bazen. İşte böyle çok çocuk sesi kaldıramayanlar için. Bu böyle harika bir tasvir olmuş. İşte öte taraftan dediğim gibi süslü yoksul yalnızlığı dediği şey, dağınıklığı dediği bir ev hali var. Benim zihnimde hemen canlanıyor bir şey. Dolayısıyla ben birazcık da belki bu tasvirden dolayı, o girift hal ve çok ayrıntıdan dolayı biraz bunu eğitim kitabı da görüyorum. Bilen bilir. Yani şimdi dostlarımız var kızmasınlar ama bu yazarlık atölyeleri, yazı atölyeleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri gibi şeyleri elbette faydalı görmüyor değilim ama yani yüklenilen mana açısından bu kadar kutsanacak, bu kadar pratik bir şey olarak da görmüyorum. Yani birçokları bu atölyelere gittiği zaman bir belgeli yazara dönüştüğünü düşündüğü için söylüyorum ama bu tip atölyeler için mesela Hasan Ali Bey'in hebası ve hebadan bazı metin parçalarını ben çok faydalı gördüm. Şöyle anlatayım hatta. Eğer böyle çok tasvirli, bilinç akışı tarzında yazmayı seviyorum, bir vaka akışı yapmak yerine bir karakter analizi yapmak istiyorsanız, üst anlatıcı gözüyle, Hasan Ali Bey'in kitabındaki bazı parçalar hakikaten size çok eğitici gelebilir. Yani bir tasvir nasıl yapılır? O çevreye en, yani çünkü iyi bir yazar olmanın yollarından bir tanesi bu. Böyle baktığınız zaman kimisi şu kadar bir alanı görüyor. Sizin baktığınızda şu kadar alanı görmeniz sizinle diğerleri aranızdaki farkı artırıyor. Aa, ben bunu niye görmedim
dedirtmesi gerekiyor yani. Ben mesela okurken bu yazarlık okurluk kibrimi çok törpüledim. Çok hoşuma gitti. Yani bunu ben niye düşünmedim ki dediğim yerler çok oldu. Ki Hasan Ali Bey'i birazcık hani tanıyoruz. Mütevazı bir adamdır yani. Bu konuda hiç şeyimiz yok. Yani her an her yerde görebilirsiniz. Öyle kimseyi kıran döken de bir şey değil. Kaleminden anlıyorsunuz o naifliği zaten. Ama bu anlatım tarzı sebebiyle tekrar başa dönüyorum. Kesinlikle ara vererek okunmaması lazım. Yani aldıysanız böyle bir 4-5 gün içerisinde kitabı bitirin. Öyle ara vereyim sonra gelirim okurum falan derseniz vakayı yakalamanız çok zor. Bu noktada bunu bir eleştiri gibi de alabilirsiniz. Yani bu kadar tasvire ihtiyaç var mı? Bu kadar konudan uzaklaştırıp sonra tekrar yaklaştırmak, konudan uzaklaştırıp sonra, yani gelip nerede kalmıştık'a dönmek biraz zor. Bunu bir kere söyleyeyim, okurken buna dikkat etmek lazım. Tabi buradan şunu da anlıyorsunuz. Heba, şimdi şunu çok okursunuz. Ben de okudum yani o eleştirileri. İşte Hasan Ali Bey'in en iyi metni değil filan. Bunu diyen çok var. Ya bunu neye göre diyorlar bilmiyorum. Mesela Sabahattin Ali'de çok olur. O işte ben Kürk Mantolu Madonna'yı seviyorum. Millet diyor ki yok en iyi metni o değil. Kuyucaklı Yusuf. Kuyucaklı Yusuf'u seven yok o en iyisi değil şu içimizdeki şeytan falan gibi giden var. Bunlar görece kavramlar. Yani bana kalsa heba eğer öyle bir en iyiler beni çok sevmemekle birlikte şimdi belki bu biraz bilimle haşır neşir olmanın şeyi enler, hiçler, hepler falan çok kullanılmaz bizde. Subjektiftir yani bunlar. Ama hani benim okuduklarım için en azından Hasan Ali Toptaş'ın hebası onu en iyi yansıtan, en iyi anlatan şu tespit çok doğru galiba. Bittiğinde somut çıktısı en net görülen eser. Yani bittiğinde üzülmeniz gerekiyorsa üzüleceksiniz. Ben şimdi anlatmıyorum tabii hikaye yine. Üzülmeniz gerekiyorsa üzüleceksiniz. Mutlu olmanız gerekiyorsa mutlu olacaksınız. İçiniz burkulması gerekiyorsa da içiniz burkulacak yani. Bunu göze alın. O yüzden bu tip kitaplar biraz şans. Yani çünkü bu postmodernite filan, gerçi bu metin içinde postmodern metin filan diyorlar belki ama postmoderniteyi böyle işte sonuçsuz, başsız, plansız, programsız metinler gibi anlayanlar için o böyle bittiği zaman ne oldu şimdi dediğimiz kitaplar çok yaygın. Bu böyle bir kitap değil. Bunu bir kere hani göz ardı etmeyelim okurken. Buradan bir faydası olduğunu düşünüyorum. Hasan Bey burada dediğim gibi yani şey gibi geldi bana biraz. Bu kitabı böyle işte 7 tane hikaye var kitabın içerisinde Ziya'ya dair. 7 hikaye var ve sonra bu 7 hikaye bir yerde birleşiyor. İşte anahtar, rüya, huzur, Yazıköy. Özellikle sınır. Burada askerlikle alakalı olan kısımlar işte asker olanlar, askerlikle irtibatlı olanlar için çok keyif verebilir. İlginç şeyler anlatıyor yani. Minnet ve en sonunda da fena kısmı. Giderek sanki bu ziyanın ziyan oluşunu anlatan bir metin ama bu 7 öykü sanki bağımsız hatta bazen rüya mı gerçek mi buna çok böyle karıştırdığınız yerler olacak böyle kafanızda ne oluyor dediğiniz bazı yerlerde çok bayır çıkmaya başladınız böyle hani o arabalarda var ya rölantiye bir tutturamadınız arabanın kesildiği filan o noktaya geldiğiniz yerler olacak gitmeyecek ama mesela sınır kısmı 5. öyküye geldiğiniz zaman birazcık daha farklı bir şeye doğru gideceksiniz. Yani onu söyleyeyim. Bunun da gerekçesi tekrar söylüyorum. Bunu belki bir handikap olarak söylüyorum. Diyalog yok. Yani diyalogsuz çok ayrıntılı. Tam bir Nuri Bilge Ceylan filmi gibi işte diyorum ya. Nuri Bilge Ceylan'ın artık esprileri konu olan o deniz kenarında denize bakan saatlerce geçmeyen sessiz martı ses sahneleri gibi bir şey var. Yani hayatın da bir durağan hali var. Görmek, bilmek, anlamak lazım. Hasan Bey buna uygun bir metin yazdığını ve işte özellikle kitabın kapağını kullandığı yani işte Everest basıyor şu anda kitaplarına. Şöyle şu kapaktaki işte bu gri, sonbahar, hüzünlü, durağan hale çok uygun bir metin yazdığını söylemek mümkün. Ödüllü bir kitap zaten. 2013'te Sedat Simavi ödülünün sahibi. 2016'da da Oppenheimer ödülünün finalisti. Ha işte bu tartışılıyor tabii. Ödüllü bir metin olması ne kazandırır? Benim açımda çok bir şeyi yok. Yani çok bir ona nitelik kazandığını düşünmüyorum. Çünkü bildiğimiz kaç tane büyük yazar, kaç tane büyük metin bu manada büyük ödüller almış. Bu tartışılabilecek bir şey yani. Onu söyleyeyim ama elbette ki böyle bir niteliği falan yoktuysa da hiç kimse hiçbir kitaba da ödül de vermiyor. Tabi bunun üzerine bunun öncesinde önemli metin, işte Gölgesizler gibi bir
eser var malumunuz Hasan Ali Toptaş'ın. İşte sonrasında eserler var. Hasan Ali Toptaş öyle az yazan bir adam değil. Onu bir kere söyleyelim ama hani hiç Hasan Ali Toptaş hiç okumadığınızı varsayalım. Bence tam ortadan bir yerden başlamak adına yani ilk metinler son metinler bazıları buna gölgesizlerle başlıyor, bazı son kitapla başlıyor ama ben ortadan bir yerden başlayacak ve Hasan Ali karakterini Hasan Ali Toptaş'ı tanımayı isteyen birisi ilk defa tanışacaksa bir yazarla ben Heba'yı makul bir seçenek olarak görüyorum. Pişman olur mu? Şimdi bir kitap bittiği zaman ben şöyle bir analiz yapıyorum. Bu kitabı okumasam da olur muydu diye sorarım kendime. Çünkü çok fazla taassup var bu kitap meselesinde. Ben şimdi burada sizlere bunları anlatıyorken okumayla alakalı yazıları yazılar kaleme aldığım için ha bak ben bunu da yazayım evet dediğim konular var. İşte mesela taassup meselesi var. Taassuptan da yani taassup sadece dinen olmuyor arkadaşlar. Taassubun mesela okumayla alakalı da çok ağır kısımları var. İdeolojilerin engel olduğu, ön yargıların engel olduğu, kulaktan dolma bilgilerin engel olduğu. Hatta bence hani hep söylediğim bir şey var. Daha önce de başka programlar vesilesiyle de söyledim. Bazen bir yazara ve eserine yüklenen aşırı mana ve teşbihler de ondan çok uzaklaştırılıyor. Böyle taassuplar da oluşuyor. İşte birisi çıkıyor filanca için ya Türkiye'nin bilmem nesi diyor mesela. İlla onu böyle yabancı bilinen bir kült isimle eşleştiriyor mesela. Bu da iyi okuyucu. Özellikle dediğim gibi o popülariteyle arasına kendince mesafe koymaya çalışan okuyucu için böyle irite edici, uzaklaştırıcı bir şey haline geliyor. Ticari ve endüstriyel bir tavır gibi görmeye başlıyor bunu. Yayın evleri de bu hataları çok yapıyor. Yani işte kitabın üzerine kitaba ulaşmadan önce öyle şeyler ekliyorlar ki işte bunları aşmanız da gerekiyor. O zaman iyi bir metin, iyi bir yazar kavramınız değişmeye başlıyor. Yani çünkü şöyle oluyor. Mesela Sabahattin Ali'yi Yapı Kredi yayınlarından okuduk yıllarca. Bilindik bir kapak düzeni var. Bu kapak düzenine alışıyorsun. Sonra sanki böyle onu daha ciddi bir kapağa, daha işte elit bir şeye dönüştürür gibi geliyor. Sonra işte yayın hakları falan boşa kaldı. Şimdi herkes basmaya başladı. İşte onun resmini çizenler, çiçekle bir çekim. Böyle yaptığınız zaman iş endüstriyelleşiyor ve uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Yani işte nereden baksanız 75 sene önce, işte kaç sene önce efendim vefat etmiş bir adam bir anda popüler bir kültür nesnesi haline geliyor. İşte bu yüzden de birazcık söylüyorum bu klasikleşme, popülerleşme meselesinde. Hasan Ali Bey iyi bir kalem. Hasan Ali Bey okunması gereken bir kalem. Hasan Ali Bey bizim hep eleştirdiğimiz bence modern çağdaki nitelik sorunuyla kıyaslandığı zaman hakikaten bunu aşmış, yazdıklarına ciddi emek vermiş, ustalığı da böyle artık iyiden iyiye sezilen önemli bir metin ve okunması gereken bir kalem olduğunu ben düşünüyorum. Bunu böyle estağfurullah bir tavsiye gibi söylemiyorum. Yani iyiliğine bir şey çizmiyorum asla. O benim haddim değil. Ben tamamen kitap olarak bakıyorum. Bu manada da ben Heba'nın hem yazma meyli olan hem de iyi metinler okuyup böyle biraz özellikle de evlere kapandığımız hala o tedirginliğimizi geri şimdilerde biraz daha artan o içe kapanık melankolik hal noktasında hatta hani kitap üzerinden gidersek bu şehir yaşamından kalabalıktan iyice böyle içimizin çekildiği ve işte bu yeşilliği, toprağı özlediğimiz bir dönemde o köyle alakalı metaforlarımız ve zihin akışımız açısından faydalı görüyorum. Umarım okuyanlar da benim gibi olur ve pişman olmazlar. Çok uzatmadım diye umut ediyorum. Uzadı biraz. Evet. Ağzına sağlık Peki, hocam. teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Zaten girişte biraz Evet. farklı bir, yani daha doğrusu girişte genel mevzularımızla alakalı bir Evet. konuya değinmiştiniz hocam. Ondan biraz uzun Tamam konuştuk. artık Yani kızmasınlar. kitap noktasında çok aslında uzun da Eyvallah. sayılacak bir şey olmadı. Ağzına sağlık dediğim gibi Var hocam. olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hasan Ali Bey, sizin de söylediğiniz gibi son yıllarda ülkemizin hani artık ustalaşan kalemlerinden biri. Ve farklı bakış açılarıyla, yani çünkü okurun tek bir tip bakış açısı yoktur hocam, söylediğiniz gibi. Tamam. Öyle bir bakış açısıyla bakıldığında aslında değeri kıymetli bilinen bir yazar. Eserleri de okunuyor, merak ediliyor. Güzel bir şey oldu. Tekrardan teşekkür ederim Var hocam. olun. Sizin bir alıntınız falan mı var? Yo öyle bir şey baktım ama bulamadım. Bulursam inşallah bir sonraki videoda falan okuruz. İnşallah hocam. O zaman 39'un sonuna doğru gelirken hocam, Evet. 8. Baba bölümü, Evet biz 40. bölüme 40'a ulaşmış 40'ına oluyoruz. ulaştık. 41 kere maşallah mı diyeceğiz yani? O 41'di inşallah Evet, hocam. hadi bakalım inşallah diyeceğiz. Şimdi biz hani yine alışıla geldiği üzere bu baba bölümleri o bir eksikliği giderelim, bir talebi karşılayalım diye
Fikri metinler dediğimiz artık o ne denir? Yani edebi metin dışındaki türleri ayıralım dedik. İşte anlatılar var, denemeler var gibi ve yabancıya geldik. Bir önceki baba bölümü Türk eserden yapmıştık. Şimdi yabancı metinden gideceğiz. Yine çok aslında popüler olan, yani eski sayılması gerekiyor. Mesela işte benim elimdeki baskı 2016 baskısı ama 2006'da çevrilmişti. Ve enteresan bir metin yani. Dediğim gibi tür olarak bir yere koymak çok zor. Onu artık orada anlatacağız ama bilindik. Herkesin böyle elinde bir dönem gördüğüm bendeki 15. baskısı Saadet Özen çevirisi. Huzursuzluğun kitabı Fernando Pessoa. Portekiz edebiyatının önemli bir adamı ama biz edebi kitaplarını değil yani Can Yayınları'ndan onun daha önce 4 kitabı falan çıkmıştı. Biz ama onun bence onu asıl önemli kılan fragman metinleri üzerinden kaleme alınmış. Öyle yani sandığından çıkan böyle parça parça bir metinden bahsedeceğiz. Yaşamamış bir adamın otobiyografisi olarak bilinir. Huzursuzluğun kitabı. İnşallah 40. bölümde de Fernando Pessoa ve Can Yayınları'ndan çıkan kitabı, daha sonra çevrilen kitabı, Huzursuzluğun kitabını değerlendireceğiz. Hocam çok aslında merak Böyle güm diye uyandıran, oldu güm olan, değil mi? yani böyle bomba etkisi yaratacak bir kitap ama şimdi bir taraftan da aklıma 20. Baba bölümümüz geliyor. Oradan yapacağız Marquez'i yapmıştık. onu. Şey 20. Baba bölüm değil, normal 20. bölüm Evet. işte 4. 4. Baba Ha. bölümdü. Orada da Marquez'in 100 yıllık yalnızlığını yapmıştık. Aa yapın 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 yapın. Sonra galiba 1000 kişi falan bile izlemedi onu. Büyük bir Nitelikli bir ihtimalle kişi, bunda da nitelikli bir nitelikli kişi. bir izleyici kitlesi Evet. bizi bekliyor ama aslında benim de çok uzun zamandır böyle okumak istediğim, merak ettiğim kitaplardan bir Çok, tanesi. çok, çok önemli bir kitap ya. Ciddi manada böyle şey, hep böyle durur gözümün önünde. Ama bir türlü cesaret edemiyordum. Belki benim için de güzel bir şey olacak. Birçok takipçilerimiz de bu şekilde düşünüyordur. 8. Baba bölümümüz, yani 40. bölümümüz yine baba bir kitapla bölümün adının Ha tabii hakkını motto verecek. koyup öyle bitirelim istiyorsanız. Mesela kitaptan bir yer Tabii hocam, okuyayım. buyurun. Sefer çok parça okuyayım. 23. Parçacık. Okumamak için kitaplar alsak. Konserlere gitsek ama ne müzik dinlesek ne de kimlerin geldiğine baksak. Yürümekten yorulduk deyip uzun gezintilere çıksak ve gidip kırlarda kalsak sadece ve sadece kırlar bizi uyuşturduğu için diyen bir adamdan bahsediyoruz. Bir soru Hemen daha hocam. üstünde de hayata ayak uydurmanın tek yolu kendi kendimizle uyumsuz olmak diyor Pessoa. Hocam 40. bölüme bir şey saklayın, yoksa Evet. bu çok fena olacak. İnşallah. Uzun bir bölüm bizi Hadi bekliyor. bakalım. Görüşürüz hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de malum süreçte devam ediyor. Koronavirüs süreci, salgın süreci. O yüzden takipçilerimize de tekrardan evde kal, yani gerekmedikçe dışarı Doğru. çıkmamalarını, olabildiğince hijyenlerine, işte maske takmaya özen göstermelerini de tekrardan öneriyoruz. Eyvah. Esen kalsınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.